Bugün cuma. Final günümüz. Yani gördüğünüz gibi bu altınlardan 5 tanesi sizlerden birinin olabilir. Evet, bu yarışmada olmak istiyorsanız, altınlardan, bilezliklerden 5 tanesi benim olsun diyorsanız başvuru adreslerimizi veriyoruz. www.kanald.com.tr WhatsApp hattımızsa 0539 570 37 07. Arayın ve bizimle bu heyecanı stüdyoda yaşayın efendim. Şimdi gelelim gelinlerimizden Yaren, kayınvalidesi Filiz Hanım'la ilgili ilginç itiraflarda bulunmuş. Ancak tam da o anda öğrendiği gerçekle bakın nasıl da şok olmuş. İzliyoruz. Yaren'cim. Efendim. Şimdi stüdyo şefimiz Murat Bey söyledi de. Evet. Filiz teyze 2 tane saat almış biner liradan. Param var mı? Biner liradan saat almış, evet. 2 tane. Sürekli param yok, param yok diyor, ben anlamadım. 1000 liraya 2 tane saat almış. Evet. Yanlış duymadın değil mi? Evet. 2 tane saat 2000 liraya. Madem öyle ben de anlatıyorum içinde kalacağına size söyleyeyim. Kızlar eve gittik ya biz. Evet. Kayınvalidem eşimi arıyor. Eşim benim duymadığımı sanıyor, ben duyuyorum. Hepsini duyuyorum. Para istedi. Ne için istedi derseniz de tüp mide ameliyatı olacakmış. Midesini küçülttürecekmiş hanımefendi. Ve ne bunun parasını ya? Benim eşimden istiyor. Miktarını söylemek dahi istemiyorum. Hele bir versin, eşim verirse zaten bitti yani. İkisini de ya ağlıyor param yok diye. İşte yok gidiyor 2 tane saat oluyor, bir de herkesin gözünün önünde ya. Bari burada yapmasın ya. Zaten 3 tane altınımı, 4 tane pardon. 4 taneyi borsaya gitti, yediler. Bir de bu çıktı başıma. Eğer ki eşim de para verirse o zaman bozuşacağız. Yaren bir dakika, yediler derken? 4 tane bileziğin borsaya gitti. Nasıl yani? Senin nasıl yani? Şu an kolunda kaç tane bilezik var? 21 tane. 21 tane var mı? Evet. Ha, 4 tanesi 25. Eksik, 25 tane olması gerekiyor. Bir şey diyeceğim, benim kayınvaliden pazartesi günü 5 tane bilezik vardı Filiz teyzeye. Nasıl yani? Kazandı, nasıl yani? Üstüne ekledi bir tane daha bilezik verdi. Kazandı. Evet. 4 tane vermedin mi sen? 4 tane, beş evet. 5 tane geri verdi Filiz teyzeye. 5 tane verdi. Ya haberin yok mu? Bileziklerim senin? Nerede benim o zaman? Vallahi onu kayınvalidene soracağım. Yok ya, ben soracağım ya bunun hesabını dur, ona. Dur dur dur. Ben soracağım, vallahi soracağım. Aa, ya. Bekle, nasıl ya, nereye gidiyorsun ya? Bekle, hayır gideceğim, kapalı olsun. Perde kapalı. Hayır ya, sonra vermesi tamam. Gerekiyor bileziklerime. Kritiklerde çekmişim. Tamam, geç. Evet, açıklama ne bekliyorum. Ne soracağım bana? Ben çok Fransız kaldım. Ne demek ne soracağım sana ya? Ne soracağım? Nerede? Yani bu kadar niye celallendin Yaren, bir anlatır mısın? Birincisi... Saat açıklamasını yapayım. Saat almadım bu arada, geri bıraktım. Bu bir. Paran olmadığı için bıraktım. İkincisi, kesinlikle bak kesinlikle benim kilomdan vuruyorsun. Bak ben önce konuşayım. Bir dakika konuşayım, şu an kiloyu bir kenara bırak. Bir dakika, sırayla geliyorum. İkincisi, beni kilomdan vuruyorsun. Beni burada 83 milyon önünde sürekli bir kilomdan vuruyorsun. Beni bir küçük düşürüyorsun. Sürekli bir takmışsın kiloma. Ben zaten bu tarz ameliyatlara karşı olan bir bayanım. Bak. Ben kilomdan barışıyorum. Bir saniye Allah geçen aşkına. Geçen de bir dakika konuşuyorum. Geçen de barışık olduğumu burada ekrana dile getirdim. Ben tüp ameliyatı olmak istemiyorum. Hı. Sararım. Belki maydanoz şeyi yaparım. Belki sirke içerim. Elmalı su içerim ama tüp ameliyatı istemiyorum. Beni herhalde ünlü zannettin, ünlülerle karıştırıyorsun. Lütfen 3. soruya da gelirsek. Bir dakika ben konuşacağım, bir dakika evet. Oraya gelmeden. Bir dakika ben araya girip özür dilerim, bir şey sormak istiyorum. Oğlunuzdan bu tüp ameliyatı için para istediniz mi istemediniz? Ben istemedim. Mide İçeride oturuyorum, eşimin telefonu çalıyor. Gidiyor eşim odaya, açıyor telefonu. Efendim işte ben... Kulak misafir, o duyuyorum çünkü eşimin sesini. Ben oğlumla konuşmadım. Para istiyor ki. Ne parası? Nasıl konuşmadın ya? Ben oğlumla böyle bir şey diyor konuşmadım. Ki, galiba para istiyor birisi bundan. Yavuz Ali ki ne tüp mide ameliyatı? Anne ya dedi. Hayır dedi, hani ben de sıkışım şu an. Sana nasıl para vereyim deyince tüp mide ameliyatı olmayak gereken peki, kişi annem. Filiz Hanım konuşmamış mı gerçekten? Konuştu ya vallahi, ben duydum ya, eşim annesine konuşurken Filiz Hanım, duydum. Siz konuşmadın vallahi mı diyorsunuz? Diyor bir de ya. Ya konuşmadım. Rica ediyorum. Mehmet lütfen Ali. Eşimi bağlayın. Eşim bir konuşsun. Peki bağlayalım lütfen. İsterseniz. Bağlama eşim. Şansınız varsa bağlayın. Bir dakika. Alo.
Alo. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Mehmet Ali abi, ben Yavuz'tan. Yaren'in eşiyim. Yaren'in eşi, yani dolayısıyla da Filiz Hanım'ın oğlu oluyorsunuz. Tabii ki. Filiz Hanım, sizler bu zayıflamak için, operasyon için ücret, para istedi mi, istemedi mi? Siz bir oğlusunuz tabii yani. İstemesi gayet doğal bir şey. Tabii ki doğal bir şey ama miktar büyük olduğu için eşimin de bilmesi gerekiyor. Konuşursun istemezdim bu konunun orada ama. İstedi. Bu konu için de Yaren'in de bilezikleri söz konusu oldu. Ondan dolayı gün yüzüne çıktı yani konu. Yani istedi mi, istemedi mi? İstedi. Ya bir dakika, bir dakika. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yavuz, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni ne zaman aradım da ben senden Türk ameliyatı parası istedim. Ya aradığın zaman sen daha iyi bilirsin. Çok şahane gerek yok, incelemeye gerek yok. Sen hangi alemde yaşıyorsun? Bir gerçeğe döner misin? Bir kendine gelir misin? Ne yapmaya çalışıyorsunuz karı koca, anlamadım. Herhalde burada eşinle birlikte olup beni 83 milyona oğlum da gelinim de rezil etmeye mi çalışıyorsunuz? Ben senden böyle bir talepte bulunmadım. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Ağlayacaksın anne. Gerçekten. Mendil vereyim mi? Mendil var mı ya? Sana yazıklar olsun evladım. Yavuzcuğum, seni ben doğurmadım mı? Yo, ben zaten onu doğurmuş olsaydım o böyle yaklaşmazdı bana. Çok özel bir şey değilse sorabilir miyim? Buyurun. Yani ne kadar ücret, ne kadar para talep etti sizden anneniz? Mehmet Ali abi, onu ben onu söyleyemem Mevla'yı. Ama benim ödeyebileceğim bir miktar değil yani. Bir de bileziklerimi istemiş. Siz bir, tabii ki iki cansınız yani. Evlatla anne ayrılamaz. Valla öyle değilmişiz Mehmet Ali Bey. Siz. Öyle değilmişiz. Yani tabii ki sizden para isteyebilir. Siz de oğlunuzdan para talep edebilirsiniz. Bu gayet doğal değil mi arkadaşlar? Evet. Bir ailesiniz yani. Bir gün o sıkışır, yarın siz sıkışırsınız. Yok, ben evlatlarımdan bu zamana kadar 5 kuruş istemedim, istemem de. Yavuz Bey, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İstemem. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi günler. Çocuğun da kafasını şişirdik boş yere. Nerede şu anda, askerde mi? Evde. Ha, evde. Evde. Yazık. Ay Allah'ım yarabbim. Neyse. Peki bilezikler ne oldu? Diğer bilezikler 4 tane mi? 5 bilmiyorum, ona sormak lazım. Çok tane, o kadar alışkın ki artık bilezik istemeye. Çok böyle basit bir şeymiş gibi nasıl 4 tane bileziği veriyorsunuz hemen? Keşke burada olsaydınız da görseydiniz. Ben gerçekten Yaren'den bileziği istedim. Çünkü neden? Nuray Hanım, ben hayatta o işlerden anlamam. Borsaymış, altınmış, paraymış, pulmuş. Geldi bana dedi ki, Filiz Hanım dedi, bana 4 tane bilezik hani ver dedi. Ben de Yaren'den istedim. Ama ben normalde Nuray Hanım için istememiştim Yaren'den bilezikleri. Ondan sonra Nuray Hanım'dan ben bilezikleri istedim ama bilezikleri ona götürdüm ama o dedi ki borsada dedi sen dedi onu ver dedi 7 tane 77 tane alırız dedi. Ne? Yani 7 tane bileziği ben sana vereceğim dedi kazanırsam dedi ama 77 tane kazanacağız dedi. Bana da cazip geldi. Öyle bir kanıma sen girdi. Asıl meseleye kanıma gel. Girdi. Ben de yaptım. Asıl meseleye gel. 5 tane bileziği sana geri vermişler. Bileziklerim nerede? Hadi. Şimdi söyleyeyim. Nuray Hanım, ne zaman verdiniz bilezikleri ya da ne zaman aldınız? Aslan bunu açıklamış Nuray Hanım. Saklamaya da gerek yok. 2-3 gün önce. Saklayan biri varsa sensin. Lafı değiştirmene gerek yok. Ne zaman yok. Verdiniz? Geri iade ettiniz yani. Pazartesi günü. Pazartesi günü verdim ama ben söylemek istemedim. Ben onu verdiğini düşündüm Yaren'e. Onun için konuyu gündeme getirmedim yani. 4 aldınız, 5 mi verdiniz? 5 verdim, evet, kazanmıştım, 5 verdim. Vallahi Allah bereket versin. Fena bir alışveriş değil. Şimdi bilezikleri aldım. Evet. Akıbeti ne oldu bilezikleri? Bilezikleri aldım, Yaren'e vermedim. Çünkü benim bekar oğlum var evde. Ne bekarlıkmış bu ya, ne bekar oğlum var. Sonuçta yani görüştüğü, konuştuğu kız arkadaşı var Yaren'cim. Nişan yaparız belki. Belki yapın, sen de bir yenge olarak önde olursun. Yok, bilezik takarsın. Yani hatta sen takarsın. Yok, sen takmışsın zaten. Ben aldım. Sen hakkına düşen payını almışsın. Gerisi sende yani. Benlik bir şey yok. Vermişsin zaten. Tabii. Ay, zaten senin böyle yani, diyeceğin belli yani. Zaten. Vermişsin zaten. Ben, gerisi benim için boş. Öyle takip ediyorum. Kimsenin evliliği, yani. Kimsenin evliliği. Bizi kimse düşünmediyse ben de kimseyi düşünmek zorunda değilim. Kimse kusura bakmasın vallahi.